bütün siyasi partilerin başkanlarını bir araya toplamak, bunlar da zaman zaman olabilir. Nitekim ben de ilk Cumhurbaşkanı olduğum yıllarda bazı davetler yaptım, bu tip toplantıları yaptım. Ama ben bu noktada neticeye bakarım doğrusu. Yani neticeye ne yardımcı oluyor, katkısı ne olacak, buna bakarım. Bu çerçevede baktığımda bugünkü bu siyasi ortam içerisinde çok doğrusu katkı sağlayabileceği kanaatinde değilim. Böyle bir kanaat oluşursa tabii ki yine bu daveti de yaparım. Ama şu anda bunun yerine liderlerle tek tek görüşüp onların düşüncelerini çok daha baş başa sona kadar rahatlıkla söylemelerini ve benim de dinlememi ve neticede bunu diğer görüştüğüm liderlere de herkesin ne düşündüğünü anlatarak bunun çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim ve şu anda takip ettiğim metot da bu. Gezi Parkı'nda, Taksim'deki parkta insanların, benim farklı bir düşüncem var, buraya yapılacak projelerle ilgili düşüncelerim ayrıdır diye itirazları varsa bunları dinlemek, bunlarla diyaloğa geçmek, bunlar ne diyor diye bunlara kulak vermek de şüphesiz ki hepimizin görevidir ve nitekim işte bugün bu bağlamda çeşitli görüşmeler yapılıyor, yapılacaktır. Daha birinci elden üstelik öğrenmek için, öyle değil mi? Yani birebir davet edip onlarla görüşmesi ne demek? Artık ondan bundan dışarıdan uzaktan değil birebir dinlemek istiyor. Bunlar güzel şeyler. Bunlar başında söylediğim şey ne? Demokratik olgunlukla bunları hep aşacağız dedim. İlk gün Gezi Parkı'nda olup bitenler yanlıştı maalesef. Bunu İstanbul polisi de gördü. Onun için dün, evvelsi gün bakın davranışları nasıl farklı. Ben kendileriyle de konuştum. İstanbul polisi de gördü. İstanbul yönetimi de gördü. İlk gün yani şimdi yanlışa da doğru diye ister ederseniz inandırıcılığınız gider. Bunu hepimiz gördük, herkes gördü. Kendileri de gördüler.